haksızlık yapanlara oy verdi mi 28 Mayıs'ta? Verdik. Verdin mi abla? Verdik. Gittik. Verdin mi Avrupa'ya kaçmak istiyorsun? Verdik. Zafer'e de kutladık ama şimdi hiç sesimiz çıkmıyor. Kendimiz yaptık. Kendimizi fakirleştirdik. Onları zenginleştirdik. Sizlik. Çünkü yani ülkesinde savaşmayan geliyor 6 tane çocuk doğuruyor. Abla akaryakıta zam geldi. Peş peşe zamlar geliyor. Sunarsanız söylerim. Söyle abla. Yayınlayacak mısınız? Yayınlayacağım söz. Valla. Gelsin önemli değil. Valla bilmiyorum. Olacağı buydu zaten. Ne durumda vatandaşın? Ya ne bileyim, karnımızı doyurabildiğimize şükretmemiz lazım. Başka da bir şey diyemiyorum. Neden abla bu cennet vatanda karnımızı doyurmamıza şükredeceğiz ki? Yani elimizden gelse, bak ben şimdi inşallah yayınlarsınız. Ben bir an önce yurt dışına gitmek istiyorum. Avrupa'ya. Yani hani Almanya'ya, çünkü iş alımı da var. Evet. Çocuklarımızın geleceği için ve ayrıyeten de nasıl desem, yani zor. Çünkü yani her yer yabancı. Çocuklarımızı sokağa bile gönderemiyoruz. Sığınmacılar. Peki bu sığınmacılar bunları, milli güvenlik sorunu oluşturur mu? Allah korusun. Kesinlikle. Zaten şu an yani ne bileyim, onlar en zengin o içimizde. Yani biz ne bileyim, karnımızı doyurabildiğimize şükredin. Çünkü bir sığınmacı evine 50-60 milyar girerken bizim yani 20 milyar zor giriyor. 13-15 milyar. Yani adalet mi bu abla peki? Çok haksızlık oldu. Gerçekten bu bizim içler acısı. Yani bu haksızlık yapanlara oy verdi mi 28 Mayıs'ta? Verdik. Verdin mi abla? Verdik. Gittik. Verdin mi Avrupa'ya kaçmak istiyorsun? Verdik. Zafer'e de kutladık ama şimdi hiç sesimiz çıkmıyor. Kendimiz yaptık, kendimiz bulduk. Günah değil mi abla bu cennet vatan? Zamanında tarımda kendini ediyordun. Kendi ellerimizle şey yaptık. Keşke Avrupa gibi yani olabilsek. Bu kadar yabancıları, bu kadar insanları içimize almasaydı. Çünkü bizim şu an biz hani benim çocuğumun biri 13 yaşında, biri hani 11. Ama çocuklarımızın yani geleceği çok kötü. Gerçekten ne bileyim, onların geleceğini de şey yaptık. Çünkü her yer sığınmacı oluyor. Yani şimdi bizde iki tane çocuk varken onlarda 5-6 tane çocuk var. Bu çünkü adaletsizlik. Çünkü yani ülkesinde savaşmayan geliyor 6 tane çocuk doğuruyor. Çünkü hastanelere gittiğimiz zaman hep Suriyeli doğumlar. Çok talihsizlik oldu. Keşke ülkemizi ne bileyim. Nasıl düzelecek bu cennet vatan abla peki? Özümüze nasıl döneceğiz? Ya şimdi yani ne bileyim. Yani düzelemez. Çünkü her yer sığınmacı dolu. Bu sığınmacıların ne bileyim, bir an önce sığınmacılar giderse yani ülkemiz biraz olsun temizlenmesi lazım. Çünkü yani Avrupa'ya bu kadar rahat insanlar gidemiyor. Hem onları ev sahibi yapıyoruz. Hani şey zaten çünkü yani denize gittiğim zaman Suriyeli. Peki. Bütün şey Afganlar falan olsun. Tam biz bunlara ev sahipliği yaptık. Ama ne oldu, kendi insanımızı, yani hatta birisinin sözü vardı. Kendi insanımızı fakirleştirdik bu cennet vatanda. Ama onları yani şey, onları yani kendimizi fakirleştirdik, onları zenginleştirdik. Yani. Peki, Diyanet de bir açıklama yapmıştı. Suriyelilere çeyiz yardımı yapalım demişti. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bence ben şimdi belki uzun oldu yayınlamazsınız bilmiyorum. Ben bir eczaneye gittiğimde yanımdaki sığınmacı diyelim ya şey 6,5 TL ilaç parası verdi ve bir poşet dolusu ben verdim 160 TL. Dedim ki neden böyle oldu dedim. O da dedi ki yani bu dedi hep böyle dedi. Kendi gerçekten doğrudur. İnanıyorum. Nasıl elimizle besliyoruz değil mi? Ya inanıyorum çünkü yani bir an önce sığınmacılar giderse hani böyle her elini kolumuz yani sallayan bizim yani topraklarımıza geçmezse bu kadar da böyle olmaz. En azından fiyatlar düşer çünkü atıyorum şimdi evimizi, şimdi ben evimi kiraya vermek istesem bir saniyede dolar. Çünkü sığınmacı çok. Kentsel dönüşüm yani şu an durduruldu. Kiran var mı abla şu anda? Şu an kendi evimiz. Yoksa ki onu diyorum, karnımızı doyuramayız. Yat kalk Allah Azze ve Celle dua et ki kendi evimiz olmasaydı zaten biz karnımızı doyuramazdık. 15 bin kira veren peki o da senin kardeşin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir mümin bir müminin derdiyle dertlenmediği sürece bizden değildir. Ben bu ablanın derdiyle dertleniyorum. Bak öyle dertlendim. O yüzden diyorum biz karnımızı doyurduğumuza şükür. Çünkü eğer evimiz olmasa karnımızı doyuramazdık. Abla sen oy verdin mi kiracı olduğuna dair? Yok ben vermedim. Gerçekten inşallah hani böyle şey de yaparsak en azından böyle ne bileyim sosyal medyada şey olsa en azından yani hizaya gelen insan bu sığınmacılardan kurtulur. Çünkü yani gerçekten çocuklarımız için çok büyük bir tehlike. Ya şu an mesela oradaki suçlu geldi burada suç işledi ama onu bulamayız yani. O çünkü hepimize zararı var. Bizim Almanya'dan da geldi şey ablam geldi eniştem çünkü o dedi ki ben dedi buraya geldim ve hayat çok pahalı çok şaşırdı ve dedi bu kadar sığınmacı dedi bizim dedi yani sığınmacıları hep seçmişler hep üniversite mezunu öyle elini kolu yani buradaki dedi ne kadar sorumlu insan varsa belki burada dedi. Gerçekten ben çok teşekkür ederim. İnsanlara bir korku oldu. İşte vatan elden gidecek oy vermezsek abla, şöyle olacak böyle olacak yok iç savaş çıkacak işte. En iyisi bu diye yani öyle çocuklarımızın için yani kendimiz için de. Çünkü bir yaşam hakkımız yok. Çünkü yani
Almanya'daki bir insan, yani ben şimdi şeye gittim, Ortaköy Camisi'ne, bir tane belediye otobüsünde sadece iki ben vardım ve benim çocuklarım vardı, birkaç tane şey normal insan ve gerisi hep turisti. Yani bu çok korkunç bir manzara. Çünkü biz kendimiz evde otururken, şimdi ben dışarı çıkmış olsam çocuklarımla yani 1000 TL. 1000 TL hani yiyemiyoruz çünkü. Yani 1000 TL cebimde olması lazım ki ben çocuğumun gözü bir şeyde kalmasın. Ama biz o yüzden ne yapıyoruz? Çıkmıyoruz. İstanbul'un her yerini bilmiyoruz. Yani bütün hep turist yani. Gerçekten bu da sıkıntı. Bu da sıkıntı. Daha iyi biliyoruz abla da. Bu da sıkıntı yani. Yok abla, çünkü elden kendi gitmez. Ülkemizde gezemiyoruz. Çünkü yani 1000 TL olacak ki o 1000 TL ile çocuklarınla istediğin bir şekilde yiyip içeceksin. Bunu da yapamıyoruz. Yani o yüzden turistlerin ve sığınmacıların ülkesi olmuş yani. Teşekkür ederim. Bugün tekrardan zam geldi. 1 TL 45 kuruş daha. Nasıl vatandaşın alım gücü bu şekilde? Alıştık artık. Yani yapacak bir şey yok. Yani işte geçen yıl bu zamanlar, yani şundan 6 ay önce, 3 ay önce ekonomi işte bana verin, işte bana işte bir tekrar bir yetki verin, işte dolarla efendim işte euroyla işte nasıl mücadele ediliyor, artı faize nasıl mücadele ediliyor diyenlere millet tekrar yetki verince işte olaylar bugün etkiyi olmuyor. Gördük mü abi? Etkiyi evet gördük, yani uçuyoruz. Şu anda. Şahlanış dönemi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet evet. Şahlanıyoruz. Onlar kendileri şahlanıyorlar. Yani ortada bir zümre var diyeyim. İşte böyle işte milyon dolarlık insanlar. O insanlar şu ortamda işte parayla para kazanıyorlar. Onlar için evet dediği gibi şahlanıyoruz. Ama şu anda vatandaşın alım gücüne bakmak lazım. Şimdi ben sizin şeyleri izliyorum. Evet, takip ediyorum. Hep şunu söylüyorlar. Efendim kafelere gidiyoruz dolu, alışveriş merkezleri dolu, efendim cebinizdeki telefona bakacağım. Hep bunlar söyleniyor. Şimdi insanlar bundan, şöyle söyleyeyim, 30 sene önce, 40 sene önce köyden gelen bir vatandaş 10 senede evini alırmış. Şu anda bir genç bir cep telefonu almak için uğraşıyor. Yani aslında ağlanacak halimize gülüyoruz şu anda. Yani insanlar... Yani icabında işte bir zamanlar ev alırken bugün işte cep telefonuna düşmüş ama hala bugün onun şeyini yapıyorlar. Efendim işte kafelerde insanlar varmış. %90'ına bakıyorsunuz Araplar. Böyle işte onlar için tabii sorun değil. Yani adam cebine 2000 dolar koyduğu zaman gelip burada işte bir ay istediği gibi tatilini yapıyor. Ülkenin iyiye gideceği bir durum yok. Önümüzdeki sene bundan daha kötü olacak. Yani önümüzdeki sene bugünü arayacağız. Hep öyle diyorlar. Bekleyin görelim. Mesela geçen seneki duruma göre bugünkü durumlar ortada. Önümüzdeki sene bundan daha kötü olacak. Hiçbir şekilde iyi olacak bir durum yok. Bu da tek sebebi işte tek adam rejimine döndürülmesi. Ekonomiyi de o biliyor. Her şeyi o biliyor. Bakın yine 3 tane Merkez Bankası yardımcısı görevden alındı. Dün gece haberiniz var mı? Yani oradan her şey ortaya çıkıyor yani. Onun için yani ben ülkenin geleceğini hiç iyi görmüyorum. 53 yaşındayım. Yani bu 10 yaşındaki, 15 yaşındaki gençlere acıyorum ben. Ellerinden geliyorsa yurt dışına gitsinler. Teşekkür ederim.